Günaydın. Hava 20 derece. Okula gidiyorum. Okulun ilk haftasındayız şu an ve çarşamba günü bugün. Dün çok yoğun bir gün geçirdim ve aralıksız dersim vardı. Akşama kadar, sabahtan akşama kadar resmen memur hayatı 8-5 gibi. O yüzden ne alaka? Hayır. Bugün biraz daha az dersim var ama yine yoğun bir programım var. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Sadece makyaj yaptım. Şöyle boyandım. Gözlerimi boyadım ya. Okula gideceğiz. Ama önce kahvaltı. Su gevreği yiyorum. Hadi devam edelim. Evimde çorba kaşığı olmadığı için her şeyi tatlı kaşığıyla yiyorum. Böyle şeylere çok dikkat ederim önceden. Şu an etmem. Ne alaka hiç. Hazırım. Dur. Okey. Dişimi fırçalayacağım ve çıkacağım. Diş fırçalama ortak olmak ister misiniz? İstemeseniz olacaksınız ama. Asansöre gidiyoruz. Geldik. Bastık. Bugünkü kombinim böyle. Hava ne sıcak ne soğuk. Soğuk ama short bot sezonu. Ne yapacağım şey? Bugün borçların ilk günü. Borçlara ilk defa gireceğim. Dün de şeyin ilk günüydü. Ay derste ya. Ay rezil olacağım. Aa, ceza aldım ilk defa. Şimdi gidiyoruz. 15 dakika kaldı derse yetişmemiz lazım. Okuluma geldim. Sonbahar yaprakları yaşarmış, sararmış. 10 dakika var dersime. İyi yetiştim bu arada. Okulun ilk haftası, ilk gün çok böyle şeydim. Yavandım okula karşı. Çok heyecanlıydım ama istemiyordum da okulun açılmasını artık. Şöyle aslında anlatacağım şimdi bir saniye. Ses. Ya okulun açılmasını çok bekledim. 3 ay boyu sonra okul açıldı. Ve o gün o kadar mutsuzdum ki. Sonra şey yaptım. Kendimi dedim ki toparlan. Toparlan, bırakma kendini dedim. Ve toparlandım. Dün çok yoğun olduğu için çok yorgundum. Ama bugün hem normal bir yoğunlukta hem daha hazırım, daha dincim. Hava biraz kötü ama güneşle beraber bu kötülüğü de birazcık alıyor. 20 derecede bence ideal. Şimdi ilk defa alacağım dersi. İkinci yabancı dile başlıyorum. Umarım devamı gelir. Dersliğine gidiyorum da dersliğin nerede olduğunu bilmiyorum. Bir de onu arayacağız 2 saat. Olsun bu. Hazırım ben buna. Peki okulun kalabalıklığı. Bu daha az kalabalık halde. Burası benim yani çıktığım yokuş. Şu ağaçların arkasındaki yer fakülte. Bu taraflar diğer fakülteler. Gidelim. Yabancı Diller Binası'na geldim. Okulun en kuytu noktasındaki şu kapı sınıf. Kimse yok, kilitli. Ve ışık bile yok. O yüzden ışıklı olan da duruyorum ki biri beni görsün diye. Sınıf zaten 4 kişiymiş. Bir kişi geldi, hoca kim bilmiyorum. Sessizlikçiliği bekliyorum. Sadece şu an boş boş bekliyorum. Saat 10 oldu. Ders saat 10 zaten. Sonra da rezil. Bekleyeceğiz. Ne yapayım? Bu tarafa doğru gelen her kişi, o 4 yok 3 kişiden biri sanıyorum. Hiçbiri olmuyor ve bana böyle burada ne arıyorsun diye bakıyorlar ve gidiyorlar. Bir de giriş katta olduğu için iyice izbe. Çok şikayetlendim 3 saniyeden. Ama kimse gelmiyor. Kime gideceğim de bilmiyorum var ya. Çünkü hocayı bilsem kapısını bulurum, dayanırım. Hocasını bilmiyorum. Ne yapacağım? Şimdi kapıya bakın tamam mı? Böyle temizlik aletini bir bırakıp bir şey kimse almayacağına o kadar emin değil ki. Şu karanlığa korku evi. Buram. Peki ben ne hatırladım? Bugün çok önemli bir gün. Ben böyle
Ekinoksları çok önemli. 21 Eylül sabah akşam eşit dedi ya, hatırlıyorum coğrafyada hatırlamıyorsam. En sevdiğim tarihlerden biri. En sevdiğim, çok mutlu oluşan 21 Eylül olduğunu gördüm. Ve mutlu etmek aslında çok kolay gerçekten. 21 Eylül. Şans da gelsin, tamam mı? Ama şu, bu arada şey, o 777 aldım verdim, kabul ettim ettim bilmem ne şey yaptım falan, onlara hiç inanmıyorum. Ama 21 Eylül güzel bir tarih bence ve şans getirir bir şekilde. İyi bir şey olur yani. Niye olmasın ki? İnanırsak olur. Neden olmasın yani? Dersten çıktım. Güzel geçti. Tanıtım dersiydi. Hoca da çok tatlı bir kadındı. Çok beni yanıtacağını düşünmüyorum tatlılık konusunda. Şimdi borçları bekliyorum. Arada çok boşluk oldu. Erken bıraktı biraz. Bir şeyler belki atıştırıp, belki atıştırmayıp. Atıştırmayı pek düşünmüyorum ama. Geçeceğim derse. Aşırı çok yoğun bir sıra var yemek yerlerinde. O yüzden de o sıraya girmek istemediğim için aç kalmayı yiyebiliyorum. Çünkü neden olmasın. Şu an ama tarafımın kütüphanesi diyeceğim. Yemek hanesi değil. Çok gürültülü. Göstereyim mi? Göstereceğim. Burası. 2 saniyelik bu efsanevi görüntü yeterli tabii ki. Geldi. Video çekiyorum. Kalsın ister misin? Açım. Ben bugün video çekiyordum. Ha. Ve unuttum. Şimdi bu videonun devamı olduğu için dahil olduk. Ha, şu an açık mı? Evet. Ben de poz veriyorum. Çok tatlı çıktı. Çok yoruldum bugün ve gözlerim aktı tamamen. Yolda çok üfledim. Ben Pepe. Günaydın. Yine videomuz 8.30'da başladı. Bugünkü karakterimiz irade, idare dersine gidiyor hayatımda ilk defa ve hayatımda ilk defa değil, bu doğru değil ama kendim ders alarak ilk defa gidiyorum sonuçta. Erken çıkıyorum çünkü sonra yarmulmakta çok zorlanıyorum. Erken de uyanıyorum, ayakkabımı giyiyorum. Ayakkabımı giyeyim, görüşelim. Anca hazırlandım, anca çıkıyorum. Yoruldum. İlk ders. Çok açmışım ışığını, ne yapalım? Yorgun. Hadi bay. Müthiş bir kahvaltı. Hayır. Çünkü seni... Dur. Netleme yolu diyerek ben. Ya olmuyor işte. Sen dedin olmamaya başladı bu. dedim ben sana olmasın. Dur. Okey. Konuş. Ne diyeyim? Biblion'dan sonuna geldim. Evet. Çok güzel bir kahvaltı yaptık ve şimdi bitiyor. Bu kadar. Beğenmeyi, yorum atmayı. Şu bana ait değil. Bunun çirkinliğinden kimse bahsetmesin, tamam mı? Evet. Bunu indirmemiz gerekiyor. Acilen yeni bir şeyler. Senin portreni koyalım. Olur. Evet. Bu güzel kahvaltı için, ellerini açıp börek getirdiğin için çok teşekkür ederim. Ben de çay için ve zeytin için. Ve tabaklar için. Evet. Tabaklar çok güzel. Tabaklar çok güzel. Şu an bulaşık şeklinde ama böyle. Oha çok çıkıyor, güzel çıkıyoruz. Hadi bay bay, öptük. Bye. Çok güzel çıkıyor. Şu an. Küçük Monica Bellucci. Çok alakasız ama bir an benzettim. Bilmiyorum. Bu süper kahvaltı ve süper çay. En sevdiğim şey olduğu için buraya eklememiz gerekiyordu. Bir de şey dememişim. Abone falan olun. Ben bir işe olmadım. Ama ben demedim. Ha, hayır, ben abone olun demedim. Ben zaten yorum yapın ve beğeni atın. Öyle mi? Evet. Neyse işte siz bir şeyler yapın, tamam mı? Çanı açın, çanı. Zildirim. Zildirim aynen. Zildirim. Tamam. Hadi öptük. Bu sefer gerçekten bay bay. Bay bay.